Demokrasi var Türkiye'de. Hilafette demokrasi yok mu? Vallahi fazla aklım vermedi o işlere. Hani ağaç yaşken eğilir denir ya. Ve biz maalesef küçük yaşta çok yaparız mesela. Allah'ı çok yanlış anlatırız mesela. Yok Allah yakar, Allah keser, Allah taş eder. Müslüman yalan söyledi dedirtmem ya Ömer. Bak o dönemin katilinden bahsediyoruz. Müslümanların da bir lideri olması lazım. Tüm Müslümanların. Mesela şu an Hristiyanlar bir birlik zaten. Müslümanlar birlik değil. Ama çok dikkatli olmamız gerekmez mi? Çünkü bakın FETÖ. Yani eğer bundan 30 sene önce hilafet gelseydi belki de o FETÖ dediğimiz teröristin elebaşı şu anda halife olarak ilan edilebilirdi. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bir programa daha hoş geldiniz. Ben Mert Armağan. Vatandaşlarımıza sorularımızı soracağız ama öncelikle bir analiz yapmak istiyorum bir şahıs üzerinde. YouTube'da yayın yapan başka bir sokak röportajı kanalı var. Öyle belki tanırsınız. Ya tanımasanız da olur, pek önemli bir insan değil ama hafif kilolu, ondan sonra vatandaşla dalga geçen, işte diksiyonu aslında pek de kuvvetli olmayan bir vatandaş var. Çocuk sokakta röportaj yapıyor. Ha bu arada geçen Çomar Kopter demişti. Ha, Çomar demişti vatandaşa. Hakaret etmişti. O arkadaş tweet atmış da yok işte sana izin vermeyeceğim falan. Zoruna mı gitti kardeşim? Yani biz YouTube'da senin yaptığın algı operasyonlarını bozarken sana mı dokundu? Eğer sana dokunduysa ne mutlu bize. Çünkü amacımız zaten sizin yaptığınız algıları bozmak. Vatandaşa sadece kendi düşüncenizi ekrana koymak değil, vatandaşın sorunu da, sorusu da, ihtiyacı da, hoşnutluğu da hepsini ekranlara gösterebilmek amacımız. Hizmet bu oluyor. Gel öğren. Ha, eğer çok fazla gelip yayınımıza konuk olmak istiyorsan eğer, tweetimde de belirtmiştim sana. Öncelikle bir mail at bizim kanalımıza. Orada yazıyor kanalın hakkında bilgilerine mail hesabımız. İşte kendini anlat. CV'ni anlat. Daha önce şu kadar işte çalıştım de. Daha önce şu kadar sunuculuk yaptım de. İşte belediyelerle şu kadar iş yaptım. Ya bir çalışmanı anlat bana. Ben de eğer uygun görürsem ortağımız Mehmet abi. Sana tabii danışıp olacak bu iş. Alalım mı, almayalım mı? Bir çay içelim seninle. Olur mu? Mehmet abi bir çaya çıkalım. Diyelim ki bak birisi mesaj atmış böyle. Hadi çıkartalım. Ben bir değerlendireyim onu. Ondan sonra seni alacağım yayınıma. Yani yok öyle eskisi gibi bu mahallede at koşturmak. Yok. Kanal Türkiye var. Size izin yok. Biz yayınlarımıza geçelim. Ne soracağız bugün? Evet. Yine sinirleriniz bozulacak ama hilafet gelmeli mi? Çünkü gerçekten bu sorunu, bu soruyu vatandaşlarımız istiyor. Neden sormadınız? Neden çıkıp da vatandaşlarımıza şeriat gelmeli mi, hilafet gelmeli mi, milli piyango neden milli, işte ülkede neden zina serbest diye sorular sormadınız? İşinize geliyordu. Soruyoruz abi sırayla. Öncelikle hilafet gelmeli mi? İyi seyirler. Merhabalar, hayırlı günler. Merhabalar, hayırlı günler. Böyle geliyorduk. Biz çay içmeden önce sevgili izleyenler, çay içerken böyle geldi. Aradın, ismin nedir abi? Günhan Yetük. İzliyorsun bizi. Evet, sizi bayağıdan beri takip ediyorum. Yaptığınız sunumu gerçekten çok beğeniyorum. Yani Allah yolunuzu açık etsin. Neden Kanal Türkiye? Valla ilk başta şöyle söyleyeyim. Hani sizin yolunuz belli ama hani herkesin bir yolu belli. Herkesin bir davası olsun ya da görüşü vardır. Ama siz gerçekten sana aykırı bir düşünce bile olsa yine de gösteriyorsun, soruyorsun ve düşüncesini sorup ve şey yapıyorsun yani hani izletiyorsun millete yani gösteriyorsun. Çok teşekkür ederiz. Peki soralım, sorumuza geçelim mi? Geçebiliriz. İsminiz neydi bu arada? Günhan Yetük. Günhan Bey, ben birazcık kusura bakmayın unutkanım. Ben de öyle. Mesela daha demin bahsettiğim şeyleri unuttum bile. Şunu soralım, hilafet gelmeli mi? Vallahi kardeşim sana şöyle söyleyeyim, bir Müslüman olarak hilafet, halifelik hani Allah'ın kanunlarını istemek en normal bir şey yani. Hani bunu istemese bir Müslüman zaten ayete karşı gelmiş oluyor. Yani Maide suresine aslında karşı gelmiş oluyor. Yani bir tek Maide suresine değil yani bütün Allah'ın kanunlarına, bütün Kur'an'a karşı gelmiş oluyor. Ve bu insan imanından, İslam'ından hani düşüncesinden şey yapması lazım. Hani bir sorgu bir sorgulaması lazım kendisini yani. Peki şimdi Z kuşağı diyorlar işte belirli cenahlar işte 15, 16, 17 yaş Z kuşağı hadi rap yapalım.
Çok akıllıca rap yapmışlar. Niye? Gençlere hadi bizim siyasi olarak çekelim kendi tarafımıza. Z kuşağına, onların dediği Z kuşağı ama aslında Fatih Sultan Mehmet'in asil torunlarını. Evet. Nasıl anlatabiliriz hilafeti? Valla şu bir gerçek, bazı şeriat denilen ülkeler var, yani bazı ülkeler var biz şeriatı savunuyoruz diyen ülkeler maalesef sonuna kadar şeriatı savunmuyorlar. Ve onlara bakarak illaki adamlar yanlış bilgilendiriliyor. Hani ağaç yaşken eğilir denir ya, ve biz maalesef küçük yaşta çok yaparız mesela, Allah'ı çok yanlış anlatırız mesela. Yok Allah yakar, Allah keser, Allah taş eder. Yok biz hani öyle oldu muydu insan illaki Müslümanlığı olsun. Mesela İslam'ı şeriat olsun. Gelirse, hilafet gelirse hemen kolum gidiyor abi. Ha, böyle düşünüyorlar yani. Şeriat derken direkt kafa kesme, kol kesme. Ya sonuçta namaz kılmak da ya da bir dilenci olsun ya da birisine yardım etmek de bir şeriattır sonuçta. Hani şeriat bir tek bir şey kesmek, asmak değil yani. Şeriat Allah'ın istediği bir şey yani. Hani kanunlarını emretmek, yani yapmak yani sonuçta. Ve dediğim gibi yani bir Müslüman olmaktan ziyade Türkiye'de gayrimüslimler de yaşıyor. Onlar adına da mesela bir şey söyleyebilirim. Hani Allah'ın kanunları onlar için de çok mantıklı. Ve şöyle söyleyeyim, ben yurt dışından, Almanya'dan geliyorum ve genellikle Türk kanallarını izliyorum mesela. Ve maalesef tecavüz olayları, hırsızlık olayları, kadın kaçırma, çocuk kaçırma had safa maalesef yani. Ve küçük bir misal vereyim. Sen bana gelirsin, her gün vurursun. Ve benim vurmadığımı bilirsen her gün vurursun. Ama ben sana geri vurursam dersin ki bu çocuk bana vuruyor mesela. Ben onu o zaman bundan sonra vurmayayım. Ya vurmayayım, çünkü o çocuk da vuruyor, acıtıyor. Ve şöyle söyleyeyim. Ve millet çalıyor, hırsızlık yapıyor, tecavüz ediyor. Hani zaten diyor ki ya bir şey olmayacak bana. Ama mesela Allah'ın kanunları ama çok garip yani. Feministler, işte mor çatılar, LGBT'yi savunanlar, işte İstanbul Sözleşmecileri laikliği istiyor. Ama neyi savunuyorlar? Kadına cinayet olmasın diyorlar sözde. Bunu Allah da istiyor mesela. Hani Allah bir tek kadına... Ama şeriatı getirmiyorsun o zaman. Şeriat gelecek o zaman. Mesela yani. Değil mi? O yüzden dediğim gibi hani bir tek Müslüman olarak değil, gayrimüslimler olarak da yani hani şeriatın ya da Allah'ın kanunları işte gelmesi en normal bir şey. Demin de dediğim gibi hani bir insan bir şeyi yapmadan önce hani düşünüyor. Ya bunu yaptım mıydı? Bunun arka şeyleri de var yani. Mesela şunu diyorduk. Avrupa İslam'ı istemiyor, Avrupa İslam istemez, abi Müslümanları sevmiyor dediğimizde. Yani buradan bazıları dalga geçiyor, diyor ki ya kardeşim sen niye böyle diyorsun, Avrupa seni mi takacak? Avrupa'da İslam isteniyor mu? Vallahi şöyle söyleyeyim. Almanya'da yaşayan birisine soruyorum yani. Tüm olarak hani Türkiye'de olsun hani İslam, hani bir insan kötü oldu muydu, bütün İslam kötü değildir. Avrupa'da da mesela öyle hani. Bütün 80-83 milyonu da kötü değil. İlla ki benimseyenler de var. Ama benimsemeyen, mesela bu geçen sene olaylar had safa. Caminin önüne yok domuz etleri silmeler, kapılarının önüne domuz etleri atmalar. Ha, dur, benim bir arkadaş, benim hanım bana bir resim yolladıydı. Sana onu küçük bir misal tam denk geldi. Gösterebilirim mesela. Şurada. Şöyle bir gösterelim ekrana önce. Gösterebilirsin. Şöyle, hatta bana at, ben ekrana koydum bu fotoğrafı. Tamam, ben ekrana koydum bu fotoğrafı. Hani Avrupa'da İslam istemiyoruz diye yani. Hani sonuçta bunu kim asmış? Bunu bir aşırı sağ görüşlü siyasi bir parti yaptı mesela. Sağ görüşlü siyasi parti. Aynen. Yani Almanya'da aynen. İslam, ya İslamofobi değil de İslam düşmanlığı var. Aynen. Ya millet İslamofobi çünkü hafif kalıyor. İslam düşmanlığı bunun adı. Ya maalesef bu birkaç seneden beri de zaten şu da var. Almanya'nın Cumhurbaşkanı'nı sor, çocuklara bilmezler. Ama Erdoğan'ı sordun muydu hemen bilirler ve nasıl bildikleri de belli yani. Hani millet artık İslam'ı olsun, bizim yani bizim Cumhurbaşkanı başkanımıza olsun mesela. Hani adamlar diktatör diyor, İslam'ı aynı demin de bahsettiğim gibi yok siz kadınlar ondan sonra şey vermiyorsunuz, özgürlük vermiyorsunuz, onu vermiyorsunuz, bunu vermiyorsunuz. Yok sizde kesmeler var, asmalar var, yani alakası yok hani. Bilmedikleri takdirde böyle konuşuyorlar. Mesela ben vatandaşlarımıza sorduğum zaman, ya hani laik ülkede yaşıyoruz, laiklik mi şeriat mı? Ülkemizde şeriatı isteyenler de var, laik sistemden memnun olanlar da var. Laiklik diyenlere işte peki neden laiklik? Yani laikliği siz biliyor musunuz, öğrendiniz mi diye sorduğumda cevap yok. Aynen. Cevaplayacak olan varsa hani çok nadir. Ya şu da var hani millet ya laiklik yani Allah var ama devletimize karışmasın. Ama hani ya bu da Allah'ın hani sonuçta bir kanunu, sen hani
es geçiyorsun yani. Yani yok bu olmasın diyorsun. Hani demin de bahsettiğimiz gibi yani bu olamaz. Bir Müslüman olarak bunu düşünemezsin. Ha dediğim gibi bir insan namaz kılar, oruç tutar, o Allah'la onun arasında. Hani tutmayan Müslüman da var, tutan Müslüman da var. O Allah'la onun arasında. Ama bir Müslüman hani laikliği isteyemez. Hani kesinlikle isteyemez. Allah göstermesin hani. Zaten dinimize laikliği eğer istersen direkt tak dinden çıkmış oluyorsun. Aynen. Yani çünkü Allah'ın kurallarını reddediyorsun sen. Aynen. Ve şunu da bir sorabilirim. Hani laikliği benimseyen kişi, şöyle söyleyeyim, Allah kimsenin başına vermesin ama layık birisinin çocuğuna, hanımına tecavüz ya da öldürülme vakası oldu muydu bir soralım ne yaparmış. Ben mesela Allah göstermesin, hiçbir zaman inşallah yapmam ama ben mesela birisinin çocuğuna bir yan gözle bir bakayım, bir layık düşünen bir kişiye bir sorayım, ne yaparsın beni diye bir sorayım. Hani yani bununla ilgili ben de şunu söylemek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde iki tane genç bir tane adamı yolda sürüklüyor. Ve Hazreti Ömer, ya Ömer al bu adamı diyor. Sürükleyerek Hazreti Ömer diyor ki ne yaptın, neden sürüklüyorsunuz? Babamızı öldürdü ya Ömer diyor. Şimdi bu at olayı değil mi? Adalet. Tabii adalet. Yani babamızı öldürdü ya Ömer diyor. Şimdi bugün birinizin babasını birisi öldürse ne yaparsınız? Önce kafa göz dalarsınız, sonra ona elinizden gelen zulmü yaparsınız. Yani babanızı öldürmüş. Yani kimse gelir de ben adalete teslim ederim, yok polise teslim ederim. Peki, kimse söylemesin. Peki sonra ne oluyor? Hazreti Ömer tamam idam, kısasa kısas isteriz ya Ömer diyor. Kısasta hayat var, ayettir bu. Yani İslam'da kısasa kısas var. Hazreti Ömer adamı idam sehpasına çıkartıyor. Adam idam olacak. Soruyor, son bir isteğin var mı adama? Adam diyor ki bana bir deve verin, ben ailemi göreyim, 3 gün içerisinde geleyim. Hazreti Ömer diyor ki ya sen katilsin, sana bu deveyi verirsek eğer ne olur sen kaçar gidersin. Aynen. Sonra adam diretiyor, bana bir deve verin, ben ailemi göreyim geleyim. Hazreti Ömer diyor ki o zaman birisi kefaret olacak. Çocuklara soruyor, kabul Aynen. ediyor musunuz? Ediyoruz, tamam. Ahde vefa kısası değil mi? Ben kefaret eden kişi eğer 3 gün içerisinde gelmezse kefaret eden kişi asılacak. Ne oluyor? Gidiyor. Birisi diyor ki ben kefaret olurum. Tamam ederim. Atılıyor içeriye. Bekliyor. Birinci gün. Adam yok. Deveye bindi gitti. İkinci gün. Sabah namazı, öğlen namazı, akşam namazı, yatsı yok. Akşama kadar gelmesi lazım üçüncü gün. Üçüncü gün. Sabah namazında yok. Tabii kefaret eden kişinin de ailesi ağlıyor. İdam edileceksin. Sen neden kefaret ettin? İkinci öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazına yakın gün tam batarken adam geliyor. İdam sehpasına getiriliyor. Katil adamı herkes merak ediyor. Ya sen kaçmışsın, kurtarmışsın kendini. Niye tekrardan buraya geldin? Ne veriyor bu cevapta? Müslüman yalan söyledi dedirtmem ya Ömer. Bak o dönemin katilinden bahsediyoruz. Hani adalet sisteminden, katilinden. Hazreti Ömer adamı alacak, tamam. Güzel cümleydi ama asacak. Kısasa kısas çünkü. Babam bile olsa adaleti yerine getiririm diyor Hazreti Ömer. Sonra soruyor çocuklarına, son bir şey söylemek isteyen var mı? Çocuklar elini kaldırıyor, af hakkımızı kullanıyoruz ya Ömer. Nasıl ya? Senin babanı öldürmüş. Müslüman merhametsiz dedirtmem ya Ömer diyor. Bak babasını öldürmüş, babasını. Şimdi böyle bir Müslümanların yaşadığı dönemden, işte sahabelerin yaşadığı dönemden günümüze, hani Peygamber Efendimiz söylüyor ya, çok özlüyorum. Kimi özlüyorsun ya Resulallah? Beni görmedikleri halde iman eden kardeşlerimi. Peygamberimiz şu günümüzde yaşayan gençleri, Müslümanları mı özlüyor? Yoksa gerçekten o dönemdeki gibi iman etmiş Müslümanları mı? İlla ki o dönemdeki Müslümanları. Ne bozdu bizi? Ya ben şöyle düşünüyorum. Hani bu demin de laiklikten bahsettik. Gerçekten bu laiklik olsun. Batı'nın kanunları gerçekten bizi bozdu diye gösteriyor. Bozdu diyorsun. Ben pekala. Öyle düşünüyorum. Pekala, size de soralım. Merhabalar, hayırlı günler. Sizce hilafet gelmeli mi tekrardan? Hayır. Neden gelmemeli? Demokrasi var Türkiye'de. Hilafette demokrasi yok mu? Vallahi fazla aklım vermedi o işlere. Peki hayır derken neden laiklik kalsın diye istediniz? Yani laiklikte ne var? Herkes istediğini konuşabiliyor, hür yani. Konuşabiliyor, emin misiniz? Evet. Ama bundan 20 yıl öncesine kadar ülkemizde Kürtçe konuşmak yasaktı. Şimdi daha güzel. Şimdi daha güzel, evet. Pekala. Bir şey söyleyebilir miyim? Abi bir şey söyleyebilir miyim ben? Hani daha güzel diyordu ya, hani şöyle söyleyeyim, benim eşimin başı kapalı, annemin başı açık. Hani
ben ikisine de şey değilim yani, karşı değilim. Tamam, ama aynı görüşteyiz. Yok, tamam, ama birkaç sene önce benim hanımım gibi insanlar okula gidemiyordu. Askeriyeye giremiyorlardı. Devlet dairelerinde çalışamıyorlardı. Hani layık bir ülke diyoruz ya, yani evet. Çok iyiymiş, layıklık çok güzel. Hani sen resmen bir kadını düşmüyorsun. Benim hanımımı insan mertebesine koymuyorsun mesela. Hani benim hanımım niye devlet dairesinde çalışamaz? Sırf başı kapalı mı diye? Hayır, ben... öyle dedin amca. Yok, şimdiki de şeyi iyi dedim yani. Tamam, şimdiki sistem hilafet yok. Yani dinle yönetilen sistem yok. Nasıl bir şey yani, anlayamadım ben şimdi. Peki var mı? Siz ne diyeceksiniz? Sizce hilafet gelmeli mi? Vallahi hiç bilmiyorum yani. Bilmiyor. Sizce gelmeli mi? Bence de şeriat gelsin. Şeriat gelsin. Neden gelsin şeriat? Gelsin yani, özgürlük mesela. Ben tam şeyim yok. O yüzden ben fazla şey yapamıyorum. Pekala, gençlere soralım. Merhabalar abi, hayırlı günler. Sizce hilafet gelmeli mi? Kime göre, neye göre? Size göre. Yok. Neden gelmemeli? Ya onun için belli bir tüm halifenin olması lazım. Değil mi? Efendim? Tüm halife olması lazım. Hı-hı. Evet. Tüm halife var mı? Yani kim hilafeti getiren mesela? Kişi halife olacak. Halife var. Kim o? Mesela halife yok kim mu? Kim halife? Mesela gidin menzile gidin. Ondan kim sonra... Kim var menzille? Hacılar hocalar mı var? Sahip hazretleri var. Neden hilafete? Hacılar hocalar mı inerdi? İyi de hilafe halife olan kişi... Hacılar hocalar mı inerdi? İyi de halife... İyi de halife olan kişi gitar... Ama hilafeti yanlış anlamışsınız o zaman. Halife Allah'ın olan kişi gitar çalıp, keman çalıp sokakta müzik mi yapsın Allah'ın yani? Onların başı demektir Allah'ın zaten. Kanunları... Mesela Hristiyanlarda papazlar var mesela. Evet. Onlar hilafetin değişik versiyonu olarak düşün bunu yani. Şimdi niye Müslümanların bir başı olmasın? Müslümanlık şey... Almanya'dan geliyor. Şey... Dinle şeyi... Devlet işlerini mi? Karıştırmıyorum. Hala bu kadar da anlam veremiyorum. Ama İngiltere'de... Şimdi... Yani Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, benim kanunlarımla hükmet diyor. Hani biz tövbe haşa Allah'a gidip de... Şu an şey, bazı insanlar... Müslüman ülkelerinde... Yatma hangisi yapıyor? Kim yapıyor? Ama siz... Bak bir Müslüman kötü olabilir ama İslam kötü olamaz. Kim yapıyor? Herkes yapıyor. Müslüman zaten canlısı yok. Şeyidir. Dedeleri... Kusursuzdur. Yatma insanlar... Kusurludur. Ama neden? Şu an mesela Müslümanlıkla yani Allah'ın kanunlarından hükmedilmiyor. Ondan olabilir mi mesela? Ya, yani Allah bize bunu emrediyor. Tamam, yapın, biraz dinleyelim. Yapılacak olan kim yapacak o şeyi, o sistemi? Ha, tamam. Bunu yapacak kişi henüz gelmedi evet. Diyorsunuz siz. Pekala. Yani gelse olur mu? Gelse olur eğer oturacaksa bir rayın. Anladım. Yani bu da tabii ki bir düşünce yani. Sonuç olarak düşünceye de saygı duymak lazım. Yani herkesi, kimseyi zorla gelip de ya şunu seçeceksin demek doğru olmaz. Hatta tam aksine Hazreti Hasan Hüseyin'in yaptığı gibi kendisi güzel abdest alsın ki karşısındakini uyarmadan aynen, gerek kalmasın. Aynen öyle. Sizce hilafet gelmeli mi? Bence gelmeli. Neden gelmeli? Müslümanların da bir lideri olması lazım. Tüm Müslümanların. Mesela şu an Hristiyanlar bir birlik zaten. Gelecek olan Müslümanlar birlik. Ama çok dikkatli olmamız gerekmez mi? Çünkü bakın FETÖ. Yani eğer bundan 30 sene önce hilafet gelseydi belki de o FETÖ dediğimiz teröristin elebaşı şu anda halife olarak ilan edilebilirdi. Yani biz halifeyi seçerken, hilafeti getirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte çok ince bir ayrıntı da şu an ikilemde kaldım. Değil mi? Aslında aynen. Çok ince eleyip sık dokunmamız gereken bir yer. Evet, sizce hilafet gelmeli mi? Gelmeli bence. Gelmeli. Neden? Gel kameraya dön. Neden gelmeli? Çünkü Batı'ya çok yönelik işte gelmesi lazım bence. Gelmesi lazım diyorsun. Pekala, çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, tamamladık. Ben Mert Armağan. Bugünkü vatandaşlarımızın düşüncelerini aldık. Hilafet gelmeli mi? Cevaplar bu şekildeydi. Ben Mert Armağan. Kanal Türkiye her gün büyüyor. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Ve keyifle sosyal medyada algıları bozmaktan da gurur duyuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.